Yeni dünyaya hoş geldiniz. Bu dünya dönmüyor. Geceler 6 ay sürüyor. Miami yine karlı günlerinden birini yaşıyor. Günler de 6 ay sürüyor. Gezegen merhametsiz güneşin ateşiyle kavruluyor. Bugün güneş radyasyon seviyesi çok yüksek. Bu dünyada şehirler denizler tarafından yutulmuş. Diğerleri ise terk edilmiş. Hava solumayı imkansız kılacak kadar incelmiş. Bu çaresizlik içerisinde kaldığımız bir geleceğin tasviri. Yabancı bir dünyada hayatta kalma mücadelesi. Bu tarafa! Bu dünyanın ansızın durması halinde olabilecekler üzerine yazılmış bir hikaye. Dünyada meydana gelen bir değişikliğin her şeyi nasıl değiştireceğini anlatıyor. Akıbetimiz, dünya durunca. Çok temel bir gerçektir. Gezegenler döner. Güneş sistemimiz 4,5 milyar yıl önce dönen bir gaz ve toz bulutundan meydana gelmiştir. Gezegenler şekillendikçe başlangıçtaki dönme hareketini ödünç almışlar ve günümüze kadar korunmuşlardır. Dünyanın ekvatordaki dönüş hızı saatte 1600 kilometredir. Dünya giderek yavaşlıyor. Ama bu yavaşlama 100 bin yılda 2 saniye düzeyinde. Ama bugün yavaşlama bir anda hızlanacak. 5 yıllık bir sürecin ardından dünya tamamen duracak. Okyanuslarımıza ne olacak? Kıtalara ne olacak? Ya soluduğumuz hava? Peki ya biz? Birinci gün. Dönüş hızındaki değişim henüz fark edilmiyor. Fark saatte 1 kilometreden az olmasına rağmen sonuçları çok ağır oluyor. Miami Uluslararası Havaalanı'nda ilk sorunlar çıkmaya başlıyor. Miami Kule, burası Amerikan 553. Piste yaklaşmaya başlıyoruz. Ticari uçakların büyük bölümü GPS yardımıyla uçar. GPS, uçağın mevkiini bir dizi uydudan yararlanarak söyleyen bir sistemdir. Sistemin en önemli unsurlarından biri de zamandır. Uydulardaki saatler yeryüzüyle sürekli bağlantı halindedir. Amerikan hükümeti zamanı dünyanın en güvenilir sistemi olan atom saatleriyle belirler. Gezegenin yavaşlaması bu saatlerin senkronizasyonunun bozulmasına sebep olmaz. Ama uyduların iletişim kurması gereken yer üstleri uyduların düşündüğü yerlerde değil. GPS dünyanın dönüş hızının bu kadar büyük bir değişim geçirebileceğini hesaba katmıyor. Dünyanın yavaşlaması dikkatli bir şekilde ayarlanmış sistemi kargaşaya sürüklüyor. Bunun sonucuysa bir felaket oluyor. Amerikan 721 yaklaşımı iptal et. Tekrar ediyorum. Bilgisayarlar uçakları havaalanlarının çok uzaklarına indirmeye teşebbüs ediyor. Dünyanın dört bir yanındaki uçakların seyri sefer sistemlerinin çalışmadığının anlaşılması yüz binlerce yolcunun hayatının tehlikede olduğunu gösteriyor. Güzel şuttu. James, sen de gelsene. Yaklaşık 2000 kilometre uzaklıkta, Chicago'da havacılığı felç eden küçük farkın etkileri pek çok kişi tarafından hissedilmiyor. Ama dünyanın yavaşlaması,
durdurulamaz bir zincirleme reaksiyonu çoktan başlattı. Vücut saatimizi sürekli olarak tabiat ananın saatiyle senkronize ederiz. Günler çok yavaş uzar. Bu da bize alışmamız için zaman tanır. Ya birdenbire sabah 9'da hava karanlık olursa, ya gece yarısı aydınlık olursa, ya zaman konusundaki sabit fikirlerimiz bir anda değişmek zorunda kalırsa. Bilim adamları dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hareketinin yavaşladığını teyit etti. İçlerinden bazıları dünyanın 5 yıl içinde tamamen duracağını ileri sürüyor. Böyle bir durumun sonuçları felaket olur. Bilim adamları her ülkenin bu olaydan etkileneceğini söylüyor. Daha birinci haftada gezegenin dört bir yanındaki şehirlerde sorunlar baş gösteriyor. Günler sürekli olarak uzuyor. Her gün bir öncekinden farklı. Saniyeler ve dakikalar yakında saatlere ve günlere dönüşecek. Toplam değeri 36 trilyon dolar olan dünya borsalarının hepsi kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Akıbetimizin belirsiz olması yatırımcıların güvenini sarstı. 24 saatlik bir gün 24 saatten uzun sürmeye başlarsa dünyada neler olur? İki hafta sonra dünyanın dönüş hızı saatte 15 kilometre kadar yavaşlıyor. Zincirleme reaksiyon hız kazanıyor. Dünya çapında 470 kazanın meydana gelmesi üzerine zorunlu haller haricindeki ticari uçuşların hepsi iptal edildi. Her yıl 2.25 milyar yolcu seyahatlerinde uçakları tercih ediyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle hava yolculukları iptal ediliyor. Amerika'da otobüsleri ve trenleri kullanan kişi sayısı 10 milyar. Bu rakama alternatif seyahat yöntemleri arayan uçak yolcuları da dahil olacak. Dönüşü yavaşlayan bir dünyanın karşılaşacağı ilk sorun zamandır. Ama ikinci haftanın sonunda daha büyük ve önemli bir sorun çıkıyor. Okyanuslar. Gezegenimizin ortası kutuplara nazaran daha şişkindir. Su kütlelerinin ekvatorun üzerinde durmasını sağlayan güçlerden biri dünyanın dönme hareketinden ileri gelir. Bu güç zayıfladıkça okyanuslar hareket etmeye başlıyor. Denizler şişkin ekvatordan kutuplara doğru akmaya başlıyor. 1 milyar kilometre küpten daha büyük bir su kütlesi hareket halinde. Kanada'nın kutba yakın bölgeleri bu durumdan ilk etkilenecek olan yerler. Dünyanın yavaşlamaya başlamasından 3 ay sonra Kuzey Kutbu kıyıları taşan bir küveti andırıyor. Deniz seviyesinin yükselmeye devam etmesi üzerine Kanada hükümeti kutba yakın bölgeler için tahliye emri verdi. Dünyanın yavaşlamasının getirdiği çok önemli bir tehlike daha var. Deniz seviyesiyle birlikte soluduğumuz hava da değişiyor. Atmosferimiz dünyanın her yerine eşit olarak dağılmıştır. Ve gezegenimizle eş zamanlı olarak döner. Dünyanın dönüş hızı yavaşladıkça atmosfer okyanuslarla birlikte kutup bölgelerine doğru hareket ediyor. Bu durumun ilk etkileri Rio, Mumbai, Singapur gibi tropikal şehirlerde ortaya çıkıyor. Buralarda nefes almak giderek güçleşiyor. Kuzeydeki yüksek rakımlı şehirler de zorlanmaya başlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde Colorado'daki tırmanıcılar etkileri hissetmeye başlıyor. 1500 metrede nefes almak, 4500 metre yüksekliktekine benzemeye başlıyor. İnsanlar yükseklik hastalığının etkilerini 2500 metrenin altında hissetmeye başlıyor. 5000 metrenin biraz üzerinde hayatta kalmak imkansız hale geliyor. Oğlum! Dünya hızla değişiyor. Ama en kötüsünü henüz görmedik. 120. gün. Bir gün 27 saat 48 dakika. Dünyanın dönüş hızının yavaşlamaya başlamasının üzerinden 4 ay geçti. İlk haliyle arasındaki hız farkı saatte 225 kilometreye çıktı. Bir günün uzunluğu yaklaşık 28 saat. Bu da gündüzlerin ve gecelerin ikişer saat uzadığı anlamına geliyor. Zaman mevhumundaki bu değişiklik dünyamızı, okyanusları ve atmosferi kargaşaya sürüklüyor. Rus yetkililer ülkenin petrol rezervlerinin tamamen sular altında kaldığını ve kış yaklaşırken acil durumlar için sakladıkları yakıtı kullanmak zorunda kalacaklarını açıkladılar. Amerika Birleşik Devletleri'nin pek çok yerinde seller ve incelen hava henüz can almaya başlamadı. İnsanlar dayanıyor. Ancak dünyanın her yerinde yeni ve ölümcül bir sorun ortaya çıkıyor. Daha önce hiç deprem görülmemiş yerler sarsılmaya başlıyor. Dünya üç katmandan meydana gelir. Eriyik haldeki çekirdek, katı ve yalıtkan manto ve sert dış kabuk. Bunların hepsi birlikte döner. Ancak dönüş hızının azalması her katmanın farklı hızlarda yavaşlamasına sebep oluyor. Bu da büyük bir sürtünme kuvvetinin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Dünya kelimenin tam anlamıyla içeriden parçalanmaya başlıyor. San Francisco açıklarındaki denizler depreme meyilli bölgelerdir. Ancak okyanus bilimciler burada daha önce görmedikleri türde sismik faaliyetler tespit ediyor. Yüksek ısı okyanus tabanındaki derin çatlaklardan sızıyor. Isı patlaması yüzünden ölen balıklar yüzeye çıkmaya başlıyor. Chicago içinde ve çevresinde meydana gelen volkanik faaliyetler yüzünden ana arterlerden bazıları kapatıldı. Uzmanlar mecbur kalınmadıkça evden çıkılmamasını tavsiye ediyor. Jeolojik felaketler dünyanın yavaşlamasının yarattığı büyük etkilerden sadece biri. Hareket halindeki okyanuslar da büyük kargaşa yaratıyor. Merkez kaç kuvvetinin azalması, okyanusların şişkin ekvatordan kutuplara doğru hücumunun devamı anlamına geliyor. Kuzey kutbunda okyanus derinliği eskiden 4500 metreyi aşmıyordu. Şimdi ise 13000 metreden daha fazla. Bu su güneydeki okyanuslardan geliyor ve sular kutuplara doğru çekildikçe Manş Denizi gibi sığ yerlerin tamamen kuruduğu görülüyor. İngiltere, bilinen tarih boyunca ilk kez ana karanın bir parçası haline geliyor. İrlanda ile İngiltere arasında da karasal bağlantı ortaya çıkıyor. Londra'dan Paris'e yürüyerek gitmek mümkün. Bu durum sadece Avrupa'da gözlenmiyor. Miami'nin meşhur kumsalları da okyanusların kutuplara doğru çekilmesi yüzünden içeride kalıyor.
Küba ile Florida birbirine bağlanıyor. Meksika ise eski haline nazaran 1/3 oranında büyüyor. Sadece okyanuslar hareket etmiyor. Dünyanın dönüşü yavaşladıkça atmosfer de dünyanın üst ve alt yarım kürelerindeki 1/3 bölüme doğru çekiliyor. İnsanlar sadece buralarda nefes alabiliyor. New York, Londra ve Toronto güvenli. Ama Mexico City ve güneydeki diğer büyük yerleşim bölgeleri zor durumda. Hava nefes alınamayacak kadar incelmiş. Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Denver'ın rakımı 1600 metredir. Atmosferin incelmesi yüzünden rakım 5 kilometre gibi gelmeye başlıyor. Hava basıncının düşmesi yüzünden insanlar Everest'in yarısından fazlasını tırmanmış gibi nefes alıyor. Uzmanlar Oklahoma, Kansas ve Nebraska gibi düşük rakımlı eyaletlerde nefes almanın mümkün olabileceğini söylüyor. Sular kuzeye doğru hücum ediyor. Güneyde ise hava inceliyor. Yine de Kuzey Amerika'nın ortalarında küçük yaşam alanları bulmak mümkün. Bu bölgelerin selden etkilenmeyeceği düşünülüyor. Buralara yaşanabilir bölge adı veriliyor. Denver'da kalmaksa intihar. Hadi gidelim. Yaşlılar ve çocuklar üzerindeki etkisi kritik düzeyde. İyi misin? Yakında nefes almak herkes için imkansız hale gelecek. Amerikan hükümeti güneybatıda yaşayan 25 milyon kişinin tahliye edilmesini önerdi. Dünyanın yavaşlaması, dış katmanlarla içerideki erimiş çekirdeğin arasında ölümcül bir sürtünme kuvveti meydana getirmişti. Yanardağlar ve depremler yolları ve demiryolu hatlarını harap etti. Ülke genelinde otobanlar kapatıldı. Arabayla seyahat edecekler yolların güvenli olmadığı konusunda uyarıldı. Ülkenin her yerinden deprem, volkanik patlama ve şiddet olayları haberleri geliyor. Yolculuk edeceklere devletin pek bir yardımı dokunamıyor. İnsanlar Amerika'nın ortasındaki yaşanabilir alanlara doğru çıktıkları zorlu yolculukta dünyanın yavaşlamasının sebep olduğu jeolojik felaketlere şahit oluyor. Depremler Orta Batı'yı vururken okyanusların çekilmesi sahil kentlerini sudan çıkmış balığa çeviriyor. New York, Boston ve Halifax içeride kalıyor. Avustralya, Endonezya ile birleşerek yeni bir kıta oluşturuyor. Asya'nın sığ sahilleri ise artık denizden çok uzakta. Hong Kong gibi büyük limanlar sadece 4 ay içinde kuruyor. Dünya genelinde denizcilik durma noktasına geliyor. Dünyanın yavaşlaması yüzünden yeni bir tehlike baş gösteriyor. Güneş radyasyonu ölüm getiriyor. Dünya normalde manyetosfer adı verilen görünmez bir elektriksel alan tarafından korunuyor. Bu alanı yapan şey dünyanın dönüş hareketidir. Dünyanın çekirdeğindeki demirin hızla dönmesi sayesinde ortaya çıkar. Manyetosfer, güneşin radyasyonunu büyük ölçüde geri yansıtır.
Dünya yavaşladıkça manyetik alan da zayıflıyor. Ve koruyucu zırhımız parçalanmaya başlıyor. Miami gibi tropik bölgelerde sel tehlikesi bulunmuyor. Şehir Atlantik kıta sahanlığının üzerinde kurulu. Sahanlığın onlarca kilometrelik bölümü açığa çıkmış ve Miami'nin artık denize kıyısı yok. Burada hala nefes almak mümkün. Ama güneş öldürüyor. Bugünkü güneş radyasyonu endeksi 8, yani çok yüksek. Dışarı çıkacak olanların tamamen örtünmeleri ve güneş ışığına 15 dakikadan fazla maruz kalmamaları öneriliyor. Güneş kremlerinin etkisiz olduğunu da hatırlatalım. Birinci yıl, bir gün 30 saat. Olayın üzerinden bir yıldan uzun bir süre geçti. Dönüş hızımız saatte 340 kilometreden fazla yavaşladı. Gezegenimizin çehresi değişmeye devam ediyor. Dünyanın denizleri hala hareket halinde. Yaklaşık bir yıldır İngiltere'den Fransa'ya yürüyerek gitmek mümkün. Ancak bir daha mümkün olmayacak. Kuzey Atlantik Okyanusu kutuplara doğru çekilirken önce Avrupa anakarası çevresindeki sığ bölgelerdeki sular çekildi. Ama kutup denizleri büyümeye devam ediyor. İngiltere ve Avrupa'nın büyük bölümü yeni oluşan okyanus tarafından yutuluyor. Londra, Berlin, Moskova. Hepsi yok oluyor. Avrupa'nın kuzeyindeki tarihi şehirlerin hepsi deniz sularının altında kalıyor. Buralarda yüz milyonlarca insan yaşıyordu. Kuzey Amerika'da çıktıkları yolculuğu başarıyla tamamlayabilenler Kansas'a varmaya başlıyor. Bir üniversite kampüsüne el konmuş. Buradaki bilim adamları Amerika Birleşik Devletleri'nin en güvenli yeri olduğunu düşündükleri bir sığınak yaratmaya çalışıyor. Selin olmadığı, havanın bol olduğu, depremlerden az etkilenen bir yer. Ama büyük bir zorlukla karşı karşıya kalıyorlar. Parçalanmış dünyada yiyecek sevkiyatı diye bir şey yok. Yollar geçit vermiyor artık. Yiyeceklerini kendileri yetiştirmek zorundalar. Daha önce bu boyutta bir faciayla karşılaşmamıştık. Hayatta kalanlar buralara kadar kendi imkanlarıyla geldi. Zorlu bir mücadele onları bekliyor. Üstelik onlar şanslı olanlar. İki buçuk yıl. Bir gün 124 saat. İki buçuk yıl geçti. Dünyanın dönüş hızı saatte 320 kilometreye kadar düştü. Artık eskisine nazaran saatte 1200 kilometre daha yavaş dönüyor. Bazı ülkeler sular altında kaldı. Diğerlerinde ise hava nefes alınamayacak kadar inceldi. Hayatta kalanlar yavaşlamanın kötü sonuçlarından biriyle daha yüzleşiyor. Dünyanın her yerinde insanlar uyku sorunu yaşamaya başlıyorlar. Gündüzlerin uzunluğu 2,5 güne eşit artık. Geceler de öyle. İnsan vücudu kesintisiz 60 saat ışık alan bir ortamda uyuyacak şekilde gelişmemiş. Bu ağır bir jet lag durumuna benziyor ama maalesef kalıcı. Sellerden ve incelen atmosferden kurtulan şehirlerde yaşayanlar uykusuzluğun pençesine düşüyor. Bulunan
Bulanık görme ve kas kontrolünün yitirilmesi gibi sorunlar ortaya çıkıyor. İyi misin? Bu astronotların, denizaltıcıların ve kutup kaşiflerinin karşılaştığı bir sorun. Beyinleri yorgunluktan uyuşuyor ve gezegenimizdeki değişimler uyum sağlamayı olanaksızlaştırıyor. Dünyanın yavaşlamasının hayvanlar üzerindeki etkileri ise ölümcül. Pek çok memelinin göç hareketini günün uzunluğu tetikliyor. Artık günler uzuyor. Asla kısalmıyor. Göçmen kuşlardan bazıları güneye uçmadıkları için ölüyorlar. Uzun süren gecelerin getirdiği soğuk hava yüzünden donuyorlar. Öteki türleri de aynı son bekliyor. Yavaşlayan dünya yüzünden karibuların, kral kelebeklerin ve zebraların soyu tükeniyor. Okyanuslar kutuplara doğru hareket ettikçe dünyanın orta enlemlerinde yeni bir mega kıta ortaya çıkmaya başlıyor. San Francisco'lu bir grup okyanus bilimci buraya ulaşmakta kararlı. Hayatta kalanlar eskiden okyanus tabanı olan bu bölgede yepyeni bir hayata başlamak istiyor. Burada hayatta kalma umudu büyük şehirlere nazaran daha fazla. Çaresizlik içinde alınan bir karar ama radikal değişikliklere sahne olan gezegenimizde doğru karar diye bir şey kalmıyor. Yavaşlayan dünyamız sadece 2,5 yıl içerisinde büyük değişiklikler geçirdi. Ama hala en kötüsünü görmedik. 4 yıl, 1 gün, 624 saat. Dünyanın dönüş hızı 4 yıl önce yavaşlamaya başladı. Artık saatte 60 kilometreden biraz daha hızlı dönüyoruz. Güneş 13 gün boyunca gökyüzünden inmiyor. Onu 13 gün süren gece takip ediyor. 4 mevsim diye bir şey kalmadı artık. İklimler sıcak aydınlık ve soğuk karanlık şeklinde tasvir ediliyor. Uzun gecelerde sıcaklık -55 santigrat dereceye kadar geriliyor. İnsanlar uyum göstermek için büyük çaba gösteriyor. Hayvan türlerinin çoğu bunu başaramıyor. Sellerden kurtulsalar, soluyacak hava bulsalar bile acımasız soğuğun kurbanı oluyorlar. Kış uykusuna yatan hayvanların hayatta kalma ihtimali daha yüksek. Beslenmeden uzun süre idare edebiliyorlar. Ama yaşam alanları her an sular altında veya havasız kalabileceğinden onların da geleceği meçhul. Bitkilerin de hali harap. Mısır ve tahıl gibi önemli besin kaynaklarının yetişebilmesi için bolca güneş ışığına ihtiyacı var. Ilıman yağmur ormanlarındaki bitkiler donarak ölüyor. Sadece Kanada ve Kuzey Amerika'daki kuzey ormanları soğuk ve karanlıkta hayatta kalabilecek kadar güçlü. Ama onlar da sular altında kaldı. Kuzey Amerika'daki şehirler Atlantik ve Pasifik'in birleşen suları tarafından yutuluyor. Toronto, Halifax, Boston. Amerika'da ve Kanada'da bulunan milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Okyanus New York'a da saldırıyor. Ancak buradaki derinlik 100 metre civarında kalıyor.
Gökdelenler yarıya kadar suya batıyor. Büyük göller bölgesinin en güney şehirlerinden biri olan Chicago'da deniz sularının altında kalıyor. Deniz suyu metroya ve şehrin altındaki kanalizasyonlara hücum ederken şehirlerini terk etmemiş olanlar panik içinde kaçışıyor. Bu tarafa! Bu tarafa yüz! Sular yakında şehri tamamen yutacak. Tuttum seni! Hadi koş! Devasa okyanusların hareket halinde olduğu bir dünyada neredeyse hiçbir yer güvenli değil. Havanın incelmesi yüzünden Afrika, Avustralya ve Güney Amerika'nın neredeyse tamamında yaşama şansı kalmıyor. Ekvator çevresindeki hava kalınlığı 10 bin metredekine eşdeğer. Bu Everest'in tepesinden daha yüksek. Büyük şehirler yaşanan dehşet yüzünden boşaltılmış. Ama bir zamanlar okyanusun olduğu yerde yeni bir ekvatoral kıta ortaya çıkıyor. Bu yeni mega kıtanın bazı yerlerinde hava yoğunluğu nefes almaya izin veriyor. Bir gemi eskiden okyanus tabanı olan yerde yeni bir koloni kurmayı amaçlayan genç kaşiflerden oluşan bir grubu batıya doğru taşıyor. Bu zorlu bir yolculuk olacak. Dünyanın yavaşlaması GPS'i işlevsiz hale getirmiş. Çevrelerindeki okyanus sürekli hareket halinde olduğundan haritalara da güvenemiyorlar. Bu vahşi ve değişken dünyada hava koşullarını tahmin etmekte giderek güçleşiyor. Dünyanın dönüş hareketi doğuya doğru esen rüzgarların kuzey, batıya doğru esen rüzgarların güney yarım kürede kalmasını sağlar. Buna Coriolis etkisi adı verilir. Dönüş hızı yavaşladıkça tahmin edilebilir olan bu hava akımlarının dengesi de bozuluyor. Yeni oluşan yüksek basınç sistemleri gezegende terör estiriyor. Vahşi okyanus fırtınaları çıkıyor. Bu fırtınalar haftalar boyunca sürebiliyor. On üç gün süren karanlık, dondurucu soğuğu gezegenin dört bir yanına taşıyor. Gece fırtınası bütün ülkeyi sararken, Miami bir kez daha karlar altında kalıyor. Tipinin 12 gün boyunca güneş doğana dek devam etmesi bekleniyor. Miami gibi şehirlerin soğuk kışla mücadele edecek donanımları yoktur. Evlerin çoğu ısıtmalı değildir. Ölüm kalım mücadelesi veren şehirlere indirilen bir darbe daha. Üstelik gezegenimizdeki hayat daha da zorlaşacak. Dört buçuk yıl, bir gün 768 saat. Dünyanın dönüş hızının yavaşlamaya başlamasının üzerinden 4,5 yıl geçti. Eskiden saatte 1600 kilometre hızla dönerdi. Artık durmak üzere. Güneş 16 gün boyunca batmıyor. Dönüş hızının yavaşlaması, okyanusların kutuplarda toplanmasına sebep oluyor. İki yeni okyanus şekil almaya başlıyor.
Kansas artık derinliği 16 kilometreyi bulan görkemli Kuzey Denizi'nin kıyısında. Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece 800 bin kilometre karelik bölümü yaşanabilir durumda. Bu eski yüz ölçümün onda biri kadar. Yerleşimciler kendi yiyeceklerini yetiştirebilecekleri ve aşırı soğukla aşırı sıcaktan korunabilecekleri yeni sığınaklar oluşturmuş. Yeni oluşan okyanuslar artık en büyük yiyecek kaynağı. Kıtaların sular altında kalması balıklar için zengin besin kaynakları anlamına geliyor. Kıyı şeritlerindeki ekosistemin okyanusların çekilmesi veya sel basması sonucunda yok olması yüzünden sıcak sularda yaşayan türlerin soyu tükenmiş. Ama morina, uskumru ve orkinos gibi soğuk su balıkları hayatta kalmayı başarıyor. Bir zamanlar çiftçilikle uğraşan erkek ve kadınlar artık yeni okyanusun Orta Batı ovaları ile buluştuğu yerlerde balık tutuyor. Mülteciler uzun ve soğuk gecede ekipler halinde çalışarak donan okyanusta balık tutuyor. Yakaladıklarını yerleşim bölgelerine götürüyorlar. İnsan vücudunun sadece birkaç dakika dayanabileceği -55 derece soğukta hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Ancak buz üstünden balık avlamak, sayıları giderek artan Kuzey Amerikalı mültecileri doyurmak için yeterli değil. Zaman tükeniyor. Dönüş hızı yavaşladıkça kör edici tipiler de yavaş yavaş yok oluyor. Dönüş hareketinin oluşturduğu ve hava koşullarını kontrol eden Coriolis etkisi diye bir şey de yok artık. Fırtınaları tahmin etmek giderek kolaylaşıyor. Dönüş hızının azalması daha stabil hava koşullarının ortaya çıkmasına sebep oluyor. Ancak soğuk gecelerle sıcak gündüzler arasındaki ısı farkı hala çok fazla. Ve stabil hava daha az yağmur anlamına geliyor. Fırtınaları karalara doğru taşıyan rüzgarlar olmayınca yağmurların büyük bölümü okyanus üzerine yağıyor. Kansas'taki yerleşim bölgesine gündüzleri nadiren yağmur yağıyor. Bu su uzun kuraklık dönemleri için saklanıyor. Buradaki insanların çaresizlikleri giderek artıyor. Hawaii yakınları. San Francisco'dan denize açılan okyanus bilimcilerin gemisi mega kıta kıyılarında karaya oturuyor. Hayatta kalmalarını sağlayacak bir şeyler bulabilmek için okyanus tabanını arıyorlar. Eskiden deniz olan yerlere taşınma kararları zaten çok riskliydi. Yanlarında getirdikleri ve sonradan bulabildikleri şeyler dışında kaynakları yok. Ama başarılı olurlarsa tüm gezegendeki en büyük yaşanabilir alanın sahibi olacaklar. Miami gibi batmayan şehirlerde kalmaya karar veren insanları ise zorlu günler bekliyor. Siz şu kutulara bakın. Bakalım bir şeyler bulabilecek misiniz? Siz benimle gelin. Sizler de şu tarafa hadi. Burada hayat acımasız. Bitirelim şu işi. Çok az yiyecek var. Elektrik sürekli kesiliyor. Temiz su bulmak çok zor. Kara veya deniz yoluyla yiyecek takviyesi almıyorlar.
Teknolojinin getirdiği rahatlık yok artık. Geride bırakılan kaynaklar da bittiğinde Miami sıfırı tüketecek. Zaman daralıyor. Sonlarının kötü olacağını görenlerden bazıları şehri terk etmeye karar veriyor. Miami gibi iç bölgelerde kalmamış bir yer bulmak zorundalar. Bu garip dünyada hayatta kalabilmek için suya yakın olmak zorundayız. Okyanuslar son hayvansal protein kaynaklarından biri. Orta Pasifik'te yeni bir koloninin temelleri atılıyor. Yiyecek ve barınak için küçük bir kamp kuruluyor. Elektrik üretmek için rüzgar enerjisinden yararlanılıyor. Deniz tabanı kurumaya başladığından kısa bir süre sonra Kuzey Okyanusu'nun kıyılarında tarım yapmak mümkün olacak. Ama karanlık çökünce iklim koşulları insanların dayanma sınırlarını sonuna dek zorlamaya başlıyor. Dört bir yanı düzlük olduğu için hiçbir koruma sağlamayan yeni mega kıtada 16 gün boyunca sürecek olan gece dondurucu soğukları beraberinde getiriyor. Ve tamamen durduğunda gezegenimiz pek çok ölümcül değişikliğe sahne olacak. 5 yıl. Bir gün bir yıl. Yavaşlamaya başladıktan 5 yıl sonra dünya tamamıyla duruyor. Okyanuslar, atmosfer ve iklimler yeni bir dengeye oturuyor. Yeni bir mega kıta gezegenin ortasını boydan boya kat ediyor. Kutuplardan başlayan iki engin okyanus orta enlemlere kadar iniyor. Gezegenin ortasındaki kara parçalarında solunacak hava bulunmuyor. Yeni kara parçasının yarısından fazlası yaşama geçit vermiyor. Deniz seviyesinden fazla yüksekteler. Dünya dönmemesine rağmen hala güneşin yörüngesinde. Bundan sonra gündüzler yarım yıl sürecek. Güneş dünyanın diğer yarısını aydınlatırken 6 aylık gece çökecek. Eski gece ve gündüz kavramları önemini tamamen kaybetmiş durumda. Bundan sonra yıllık bir döngü söz konusu. 6 ay gündüz, 6 ay sürecek olan gece ve karanlık. Güneşin ışığı dünyayı kavurmaya başlıyor. Parlayan yıldızın ışığı altında sıcaklık 55 santigrat dereceye kadar çıkıyor. Kuvvetli rüzgarlar güneş ışığının değdiği her yeri vuruyor. Gündüz kuşağının sınırlarında bu kadar ölümcül etkiler görülmüyor. Mega kıtanın üzerinde Hawaii yakınlarında sağanaklar bir ay boyunca dinmiyor. Tıpkı binlerce kilometre ötede kasırgaların yeni fırtınalar yaratması gibi. Yağmur insanların yılın geri kalanına yetecek kadar su toplamalarını sağlıyor. Bazıları bu kadar şanslı değil. Kansas'ta yaşayanlar güneşin yakıcı ışıklarının binlerce kilometre kuzeyindeler. Dönmeyen dünyanın yeni meteorolojik dengesinde buraya bir daha asla yağmur suyu düşmeyeceğini anlıyorlar. Yerleşimciler okyanusların tuzlu sularını da filtre edemiyorlar. Elektrik şebekesinin çökmesi yüzünden gereken enerjiyi bulamıyorlar. Dünyada artık bir tek meteorolojik düzen var. Kontrol tamamen güneşte. Rüzgarlar ve basınç sistemleri yok artık. Son darbeyi ise uzun ve karanlık gecenin çöküşü indiriyor. Gece sıcaklık -55 santigrat dereceye kadar düşüyor. Bu
Kuzey Kutbu'nun ortalama gece sıcaklığının 20 derece daha altında. Yeni oluşan kutupsal okyanusların buzulları yıl boyunca çözülmüyor. Bu dönmeyen dünyada Kansas'ta yaşayanlar ölmeye mahkum. Orta Pasifik'teki okyanus kolonisi güneşin yakıcı sıcaklıktaki ışıklarından 1700 kilometre uzakta. Balık tutmak için buzu kırmak zorunda kalmıyorlar. Aradan bir yıl geçiyor. 6,5 milyardan fazla insan hayatını kaybetmiş. Hayatta kalanlardan bazıları insanların nefes alabilecekleri ve iklimsel koşullara dayanabilecekleri birkaç yerden birine ulaşmayı başarıyor. Gece ve gündüz, sıcak ve soğuk, kuraklık ve yağış döngüsü bu şekilde devam edecek. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün durması yepyeni bir gezegen yaratıyor. Böyle bir şey asla olmayacak. Ama gezegenimizi hayatta tutan hassas dengeleri bu şekilde gözler önüne sermek mümkün.